Samsun'a gitmişken Amasya'yı da göreyim dedim. Samsun Amasya arası gidiş dönüş 260 kilometre yol kat ettim. Tabii Amasya'nın gecesine denk geldim ama iyi ki de gece gitmişim diyorum. İnanılmaz güzel fotoğraflar çektim bana göre. Amasya çok güzel bir şehir. Şehzadeler diyarı olarak da bilinir. Osmanlı döneminde birçok şehzade burada yöneticilik deneyimi kazansın diye görevlendirilirdi. Mesela Fatih Sultan Mehmet onlardan biriydi. Amasya'nın tarihi M.Ö. 60 yılına kadar dayanır. Gece görüntüsü çok hoşuma gitmişti. Hiç oturmadım. 3 saat falan bu fotoğrafları çekmek için orada dolaştım. Sonra da hiç dinlenmeden, bir kahve bile içmeden 130 kilometreyi geri döndüm. Amasya, Yeşilırmak üzerinde yer alıyor. İşte buralar kral mezarları. Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim. Fon müziğinin bestesi bana ait. Bu evlere yalı boyu evleri deniyor. Amasya'nın simgelerinden. Dere boyunca böyle son derece güzel ışıklandırılmış, konumlandırılmış. Güzel bir görsel şölen sunuyor bizlere. Bir de gündüz gitmek lazım. Amasya'da gezilecek çok yer var esasen, göller, şelaleler vesaire ama benim fazla zamanım yoktu. Amasya'nın Kurtuluş Savaşı'nın tarihinde de önemli bir yeri vardır. 22 Haziran'da Amasya'da bir Amasya Tamimi genelgesi hazırlanmıştı. Bu genelgeye göre Milli Bağımsızlık Hareketi'ni yaymak, Erzurum ve Sivas'ta kongreler toplamak amaçlanıyordu. Bu duyurulmuştu. Ayrıca bu gördüğünüz saat kulesi de Amasya'nın simge yapıtlarından biri olmuş. Evet, şimdi de Aybastı yaylasındayız. Ordu'nun Aybastı ilçesine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta çok güzel bir yer. Aylardan Temmuz'da ama buz gibi olduğunu hatırlıyorum. Böyle yayla evleriyle, menderesleriyle, menderes'te su içen hayvanlarla çok güzel yemyeşil bir görüntüsü vardı. Çok sevmiştim. Yüksekliği denizden 1500 metre. Manzara inanılmaz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben Sıtkı Coşkun. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşça kalın.